Çiftçi kuruluşu tarım kredi kooperatiflerinde hareketli saatler yaşanıyor. Tarım kredi kooperatiflerinde 4 yıldır hukuksuz bir şekilde görev yapan Fahrettin Poyraz'ın her an görevden alınması beklenirken yerine atanacak genel müdürün de belli olduğu kaydediliyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir ile Tarım Kredi Kooperatiflerinin yönetim kurulu üyeleri ile sessiz sedasız görüşürken bu görüşmenin ardından yönetim kurulu üyelerinin Beştepe'den de çağrıldığı ortaya çıktı. Beştepe'deki görüşmenin yönetim kurulu üyeleri için çok stresli geçtiği kaydedilirken yaşanan bu hareketlilik dikkat çekti. Çiftçi intihar ederken Poyraz servetine servet kattı. Türkiye'nin en önemli çiftçi kuruluşu olan Tarım Kredi Kooperatiflerinde son günlerde yaşanan hareketlilik, görev yaptığı 4 yıllık süre içinde ülkenin tarımsal sorunlarına hiçbir çözüm üretemeyen, ancak buna karşılık kurumun bütün imkanlarını kendi çıkar ve menfaatine kullanan Poyraz için sayılı günler kaldığını gösteriyor. Kanunsuz faiz 2018 ve 2019'da çiftçiye büyük darbe vurmuştu. Tarım kredi kooperatiflerinin özellikle 2018 ve 2019 yıllarında uyguladığı yüksek faizler ortakların borçlarının katlanarak artmasına neden olurken bu sorunun çözümü konusunda Cumhurbaşkanlığı nezdinde bir girişimde bulunulmaması tepkilere neden olmuştu. Ardahan'da 34 yaşında bir çiftçinin tarım kredi kooperatiflerine ve özel bankaya olan borçlarını ödeyememesinden dolayı bunalıma girerek intihar etmesi de kamuoyu vicdanında derin yaralar açarken, tarım kredinin 2018 ve 2019 yıllarında uyguladığı yüksek faiz sorununu yeniden gündeme getirmişti. Çiftçinin doğasını değil bedduasını alan genel müdür olarak alınacak. Fahrettin Poyraz 4 yıl boyunca hukuksuz bir şekilde görev yaparken bu süre içinde paravan şirketler üstünden servetine de servet kattı. Yüksek maaş, ikramiye, yolluk, harcırahlarının yanı sıra İran'daki Razi şirketinden aldığı aylık 7 bin avro huzur hakkı ücretiyle yetinmeyen Poyraz'ın gizli sahibi olduğu bilinen Iris Akademi'de maaşı çalışanlar üstüne kurdurulan paravan şirketler üstünden de büyük bir vurgun yaptığı ortaya çıkmıştı. Eşinin üstündeki bina bile hülle ile tarım krediye kiraya verdi. Poyraz'ın Ümitköy'de yarı hissesi eşinin üstünde bulunan binanın önce paravan şirkete satılması, daha sonra bu paravan şirket üstünden tarım kredi kooperatiflerine kiraya verilmesi, çiftçi kuruşunun yağmalanmasında hiçbir sınır tanınmadığını gözler önüne sermişti. Gübre taş hisselerinden büyük servet elde edildi. İris Akademi'nin resmi ortaklarından Adnan Yüce'nin tarım kredi kooperatifleri ve özellikle tarım kredi holdingdeki sıkı ilişkileri gizli kasa iddialarını gündeme getirirken, Adnan Yüce'nin sadece gübre taş hisselerindeki işlemlerinden dolayı büyük bir servet elde ettiğine yönelik güçlü iddialar, AK Parti içinde bile büyük tepkilere neden olurken büyük vurgunun boyutunu ortaya çıkarmıştı. Adnan Yüce gizli kasa iddialarına neden sessiz kalıyor? Poyraz'ın gizli sahibi olduğu bilinen İris Akademi'nin resmi ortaklarından Adnan Yüce ve Abdülatif Beyberk Uysal'ın gizli kasa iddialarına karşı kamuoyuna bir açıklama yapmaması da buradaki kirli ve gizemli ilişkiyi gözler önüne seriyor. Özellikle Adnan Yüce'nin banka hesaplarının incelenmesi durumunda gübre taş liseleri üstünden haksız bir şekilde nasıl bir servet elde edildiğinin ortaya çıkacağı kaydedilirken bu konuda sermaye piyasası kurulu ve masakın yapacağı incelemelerde bütün kirli ilişkilerin ortaya çıkacağı vurgulanıyor. Paravan şirketi şirket sahipleri de sessizliğe büründü. Diğer yandan Tarım Kredi Market çalışanlarının taşeron işini alan Yücel İnşaat'ın sahibi Mehmet Uslu ve Tarım Kredi Kooperatifleri memurları Emekli Sandığı Vakfı'na ait GMK Bulvarı üzerindeki 7 katlı binayı satın alan BES Eğitim Şirketi'nin sahibi Emrah Yılmaz'ın da paravan şirket iddialarına karşı derin bir sessizliğe bürünmesi manidar bulunmuştu. Her iki şirket sahibinin de İris Akademi'nin maaşı çalışan olması tarım kredinin kılıfına uydurularak nasıl yağmalandığını belgeleriyle ortaya koymuştu. Tahşişli Genel Müdürle Gizli Zeytinyağı Fabrikası kurdular. Paravan şirket sahibi Mehmet Uslu'nun Balıkesir'de rant değeri yüksek bir bölgede büyük bir zeytinyağı fabrikası almasına dikkat çekerken, fabrikanın bütün ürün alım satımıyla Tahşişli Genel Müdür Yavuz Mehmet Bulut'un ilgilenmesi ise kirli ilişkilerin hangi boyuta geldiği gözler önüne seriyor. Yücel İnşaat'ın sahibi Mehmet Uslu'nun hangi parayla milyonluk bir fabrika aldığı merak edilirken, Tahşişli Genel Müdür Yavuz Mehmet Bulut'un resmiyette görünmemesine rağmen Zeytinyağı Fabrikası'nın bütün işleriyle ilgilenmesi buradaki kirli niyeti de ele veriyor. Devlet Denetleme Kurulu yapılan yolsuzlukları Cumhurbaşkanı'na rapor etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevlendirilen Devlet Denetleme Kurulu'nun tarım kredi kooperatiflerinde yaptığı incelemede yapılan yolsuzluklarla ilgili derin bilgilere ulaşıldığı ve bunun da bir rapor halinde Erdoğan'a sunulduğu kaydediliyor. Bu hafta Göbetaş hisselerine dikkat. Fahrettin Poyraz'ın her an görevden alınması beklenirken Gizli Kasa Adnan Yücel'in de elinde bulundurduğu Göbetaş hisseleri ile ilgili nasıl bir işlem yapacağı da soru işaretlerine neden oldu. Fahrettin Poyraz hukuksuz atanması ve tahşişli genel müdür haberleri başta olmak üzere yapılan haberlerin hepsi belgeli olmasına rağmen yaptığı kirli işlerin ortaya çıkmaması için Milli Gazete'yi hukuksuz kararlarla susturmaya çalışması da anlamda bulunuyor. Belli hakimlikler üstünden aldırılan tekzip ve erişim engeli kararları ile kendisine aklamaya çalışan Poyraz'ın bu oyununu Anayasa Mahkemesi'nin verdiği ihlal kararı ile bozuldu. Kaynak milligazete.com.tr